Güvercin besle. Sonsuz cehennem adaletsizlik değil mi? Değil mi o bey? Onun teviliyle ilgili video yapacağız inşallah. Sonsuz be. Kur'an'da yani. Valla ben ilkin dikkate almıyordum da dediğim gibi bu harbiden şey Zamanşehir'in bu yazmış olduğu neydi? Esasül Belaga gibi eski sözlüklerde bile işte bu ebedi kelimesinin farklı anlamı, Halidin ifadesinin uzun dönem gibi falan anlamları var ya. Eski tefsirlerde de sonsuz değil deniliyor mu yani? Eski tefsirlerin tamamen elimizde yok. Hakim olan da bize hep Yani Ehl-i Sünnet'ten. diyenler var mı? Diyenler var mı? Ben denk gelmedim. Denk gelmedi. Zamahşeri diyordum. Zamanşehir'in sözlüğünde kelime anlamı olarak geçiyor. Yani o Ha. işte mesela kul kelimesinin uzun dönem anlamlı olduğu, ebedinin işte uzun dönem anlamlı olduğunu falan söylüyor. Yani böyle kalıcılık değil. Bir Ben de seni şey... baş başa bırakayım. Sen Tamam. onları anlat zaten. Ben üstümde olurum. Tamam. Evet. Yani azap kelimesinin mesela sözlükte şey anlamı var, caydırıcılık anlamı var. Onlara sonsuz bir azap vardır, evet. Sonsuz bir caydırıcılık vardır. Hani Allah sonsuz bir cehennemde insan neyden caydıracak mesela. Bütün bunlara baktığımız zaman cehennemin sonsuz olmadığı ile ilgili bir görüş mümkün görünüyor. Ama tabi bayağı bir araştırmak lazım da ben şu bir iki aydır şey yapamıyorum. Teoloji alanından çıktım, biraz daha felsefe, epistemoloji, kelam üzerinden gidiyorum. Yani kendi iç dünyamda da sorgulamalar yapıyorum biraz. O yüzden bakamıyorum şu anda. Ben cehennemin sonsuz olamayabileceğine ihtimal veriyordum. Fakat Vakıa suresinde peş peşe aynı kelimeler söyleniyor, değil mi? Vakıa suresindeydi galiba. Ne diyor? Cennet içinde, cehennem içinde. Şimdi ayetleri bulamayacağım. Rey bulur onları. Peş peşe aynı kelimeler kullanılıyor. Cennet içinde, cehennem içinde. Tam hatırlayamayacağım ayeti ama. Yani. Tebliğdir, ne nübüvvettir. Yani Adem'i seçtik. Çok Fussilet 28'de cehennemin uzun süreli olduğu söyleniyor demiş. Ne geçiyordu Fussilet 28'de hatırlamadım. ya bazı yerlerde uzun süreli Onlar diyor. aynen. Fiha Ahkab ifadesi vardı. Ahkab. Ahkab mesela uzun süre. Fussilet 28. Sana Arapça metnini okutsak daha iyi Olmadı gerçi aynen. ama Sıkıntı yok. Çıkar. burayı açıverdim. Fussilet seçtik ya lan. Allah. İki tanesi. Bir saniye arkadaşlar. Ben de şey açayım mı? Arapçasını açayım ya. Hemen hızlı açıyorum. İyi aç. Hemen. Benim bilgisayar Tamam. kasıyor. Felenuz yigan ellezine kefir azab. Ben şeyde onlara azab, kafirlere azabın şiddetini tattıracağız. Valenet ziyennehum esva ellezi kanu yapmıyordun. Yaptıkların en kötü süre cezalandıracağız. Bu tabi 27 bu. Zerike ceza o eada illahin nar. Yani bu Allah'ın düşmanlarına ateş cezasıdır. Lehum fiha darul huldi. Onlar için kalıcılık yurdu vardır. Kalıcılık yurdu. Aynen. Cezaen bir mekanu bir ayetin yaşadığın. İşte bu da kalıcılık diyor huld. İşte hulde ekran görüntü verme şansımız var mı şu an? O bizi seni Var. zorlar mı yoksa? Var. Hemen derhal. Hemen bak bir görüntü verelim. Ben şeyi de göstereyim burada. Sonsuz cehennemle ilgili. Derhal. Hemen. Ekran Derhal. yakalım. Aynen. Dur bakayım. Otomatik. Tamam, tamam süper. Ekran yakalım. Hemen göstereyim. Bak şu site var. Biz görünüyor muyuz şu anda? Yok. Tamam sıkıntı yok. Bilgisayar bir kasıyormuş bu Bir arada. evet, bir ayı fazla yazdım. Aa site çökmüş mü ya? Bir, Tamam yok, tamam. bir ayı fazla yazdım. Pardon. Normalde bizi de gösteriyoruz. Bu açtığı yerde onu göstereyim. Şöyle. Leksikonlar iyidir. Dur şöyle video yakalama. Bir dakika. Siktir et, bizi görmeyi versinler. Şöyle yapayım. Öyle olmaz. Öyle sırf bizi görürler. Ha, Dur. küçülteceğim. Aa şöyle yapacaktık. Tamam. Neyse görünür herhalde. Bak burada şey var. Burada ta 7. yüzyıldan itibaren sözlükler var. Burada Zamanşehir'in Esas-ı Belaga sözlüğü vardı bak. Bir dakika biraz kasıyor ama. Ragıp Zamanşehir şu. Kul kelimesi. Neyse geçmiş olsun abi. Bilgisayar bayağı şey ya. Nerede? Kult. Aa şu. Kalıcılık. Kalıcılık yani. Uzun Aynen. süre diye çevirdikleri Aynen. kelime kalıcı mı? Aynen. Bak şimdi. Şu ifade. Dur ekranda göstereyim. İzleyenler de görsün. Şimdi tam büyütüyorum. Bakın arkadaşlar şurası. Hult bir mekan ve ahlede. Yani burada fiil kalıbından bahsediyor. Mekanda halit olmaktır diyor. Bak şurayı söylemiş. Etale bihil ikame. Yani ondaki ikamenin uzun süreli olması, uzatılmasıdır diyor. Mesela burada açıkça yani uzun süre kalış manası vermiş.
Ya bu zaman şimdi 1143 diyor. Yani ta 12. yüzyılda Ha. yazılmış bir sözlük. Yani Ha. bu modern bir iddia falan değil. Değil. Aynen. Mutezile. Ya. Aynen Mutezile. Zaman şeri adamdır ya. Mutezile adam mıdır? Adamdır ya. Ya şöyle bazı hataları var ama şeyde güzeller yani. Ya herhalde hataları olacak. Aynen. Mezhep nihayetinde. Fakat Aynen. Ama ya genel olarak çok şeyler yani rasyonel gidiyor adamlar genellikle. kesinlikle abi, İslam'ın çöküşü Mutezile'nin çöküşüyle başlamadı mı? Tasavvuf ehlinin başa gelişiyle başlamadı mı? Siz velayete inanmıyor musunuz? Siz keramete inanmıyor musunuz? İnanmıyorlar ulan işte, rahat bırakın adamları. Mahvettiler koca İslam geleneğini. Sonra diyorlar ki abi Moğol saldırısından öyle oldu. Ne Moğol saldırısıymış, ne Moğol istilasıymış. Bir geri toparlanamadılar. Niye? Tasavvuf galipti. Tekkelere gönderdiler aklı basan çocukları. Önceden